Orkide Yağları Ramazan Mutfağı'nı sunar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizinle birlikte mutfağımızda şöyle bir bakın, dolu dolu kaplarımız var. Çünkü tepsi tepsi börekler açacağız. Gerek iftarda kullanın, isterseniz sahurda yiyin. Bugün sıcacık börekleri hep birlikte yapacağız. Tabii kiminle yapıyoruz? Yine Ayşe Hanım bugün bizim konuğumuz. Daha önce programımıza konuk olmuştu, kendisini çok da güzel tanıtmıştı. Sivas'ın en lezzetli yemeklerini bizim için hazırlamıştı. Bugün bir de el açması böreği var. Dilerseniz hemen malzeme listemizi kontrol edelim. Oldukça basit ve pratik, evinizde bulunan bütün malzemelerin hepsi eminim ki sizin de vardır. Çıkarın, hep birlikte yapmaya başlayalım. Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayşe Hanım'la birlikteyiz. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri görmekten mutlu oldum. Özledik ama. Evet. Çok fazla olmadı. Biz sizinle daha yakın tarihte görüştük ancak gerçekten özledik. Özellikle de lezzetli yemeklerinizi özledik. Teşekkür ediyorum. Bugün de el açması börekler açacağız. Evet. Katmerler, börekler. Sivas'ı yine tekrardan burada yaşatacağız inşallah. İnşallah. Peki börekler demişken bugün el açması börek yapacağız. Neli yapacağız? Ispanaklı peynirli börek yapacağız. Ispanaklı peynirli. Neden kıymalı falan diğer iç harçlardan tercih etmediniz de sadece ıspanak bugün? Çünkü sebzeliği daha çok seviyoruz da ondan. Daha çok seviyoruz. Evet. Bir de Ramazan en azından oradan birazcık hafifleştirelim tabii, mi dediniz? Tabii. Çünkü kıymayı zaten hani normalinde yemeklerde de hep kullandığımız için kıymalıyı o yüzden şey yapmadım. Bugün sebze yiyelim. Sebze yiyelim dedim. Evet. Evet. Peki börek çok zaman kaybetmeyelim olsun. O zaman. Biz tamam. Yavaş yavaş sizinle başlayalım. Bu böreğimiz için gerekli malzemelerimiz nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Tamam. 3 yumurta. Yoğurt. Yoğurdumuz var. 4 çorba kaşığı. Kabartma tozumuz var. Birazcık şekerimiz var. Sıvı yağımız. Ve unumuz. Unumuz. Bu kadar. Evet. 3 tane yumurtamız var. Mayalı hamur değil. Hafif olacak yani bu. Mayalandırmıyor muyuz? Bir Yok, süre bekletmiyor muyuz? Hayır, bekletmiyoruz. Hamur yoğurup direkt açma işlemine geçeceğiz. Evet, direkt. O zaman hemen başlayalım. Bismillah diyelim. Soğanımız da var bu arada. Soğan ne için? Soğanımızı koyacağız. Ispanağa koyacağız. Bir harç yapacağız onunla. Peynirimizi, soğanımızı, pul biberimizi, yağımızı, tuzumuzu koyacağız. Harç yapacağız. İçine koymak için böreğimizi. Bu harcı pişiriyor muyuz? Hayır. Hiçbir şey yapmıyoruz. Çiğden. Çiğden koyuyoruz. Özelliği bu zaten. Bu böreğin özelliği bu. Aynen. Benim gibi merak edenler için çiğden harcımızı hazırlayacağız. O zaman harçtan mı başlıyoruz, hamurdan mı? Hangisi tercih? İlk önce harcını yapalım. Bir kenara koyalım. O tuzla birazcık kendini yapsın. Ispanak. Biraz daha yumuşasın istiyoruz. Evet, yumuşasın. Tamam o zaman. Buyurun malzemelerimizle başlayalım. Tuzumuzu bir miktar alayım. Bir miktar tuz koyalım. Evet. Pul biberimizi yani isteyen yoğun koyabilir. Börek de güzel oluyor bazen acılı. Bir miktar pul biber ekledik. Evet. Tuz ekledik. Bolca soğanımız olsun, çok güzel oluyor. Şöyle bir karıştıralım. Bolca soğan. Ama bu özellikle iri iri soğan istiyoruz. İri iri evet. Salatalık bir soğan olacak, doğrayacağız öyle. Salatalığı nasıl doğrarız? Piyaz şeklinde. Piyaz evet. Piyaz şeklinde soğanlarımızı doğradık sevgili izleyicilerim. Şöyle bir karıştırıyorum. Harman ediyorum. Sonra peynirimizi ilave edeceğiz. Sıvı yağ ekleyelim mi şu an? Sıvı yağ en son ekleyeceğim. İçine şöyle koymaya bir... yakın mı yoksa harç bitimine yakın? Yok, harç bitiminden sonra. Bir karıştıralım şöyle. Peynirlerimizi de eziyoruz içerisine doğru.
az yağlı peynir mi kullanalım peki bunun için? Nasıl seviyorsanız hiç fark etmez. Peynirin özelliği çok da sorun değil. Çok da sorun değil. Damak tadı neye uygunsa ona koyabilirler. Kaşar olmaz sanırım. Kaşar da olur ama tabii sıcak sıcak yenmesi lazım onun. Kaşar biraz sertleştirir. Evet. Ben gözlemede yaptığım için hani gözleme normalinde sıcak sıcak yenir kaşarlı. Ama biraz soğuyunca şey yapıyor, kaşarın donuyor. Kaşarın özelliğinden dolayı bir donuyor. Süre sonra donuyor. Donuyor, evet. İçerisine kaşar siz istiyorsanız hemen yiyebilecekseniz. Onun dışında beyaz peynirle güzelce harcımızı yoğurmaya evet. devam ediyoruz. Tamam, yoğurduk. Şimdi zeytinyağımızı ilave edelim, karıştıralım. Son haline getirelim. Şöyle bir miktar ekleyelim. Evet, süper. Tamam. Karıştırıyoruz. Sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hazır oldukça olsun. Basitmiş bu. Çok basit ve çok güzel oluyor içi. Sebzeli. Normalde ıspanak bayağı bir suyunu salar. O nedenle korkarız. İşte o yüzden kavurmuyoruz. Vitamini ölmesin diye. Ben şöyle ellerimi Tabii yıkayayım. Tabii ellerinizi yıkayın. Hamur Harcımız için. Hazır sevgili izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz üzere 500 gram ya da 650 gram kadar ıspanak var içerisinde. Bununla birlikte soğanımızı yine piyazlı koyduk. Pul biber ekledik. Siz baharatta özgürsünüz. Başka bir baharat istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ en son olarak ekledik. Tuzla güzelce bir ovaladık. Resmen evet. ovaladık yani. Evet, şöyle ovaladık. Bir güzel ovaladık. Harman ettik. Harman ettik o. Dinlensin. Evet. Şimdi hamurumuza Şimdi geçelim. Kabımızı alalım. Yumurtalarımızı şöyle bir koyalım. İçine yoğurdumuzu da ilave edelim. Birazcık sıvı yağ alayım. Zeytinyağı mı istersiniz? Normal yağ mı istersiniz? Ayçiçek yağı. Tamam. Şöyle ölçüye bakın siz. Burada göz kararı gidiyoruz tamam, sanırım. Tamam, tamam. Yaklaşık okay. iki evet. çorba kaşığı kadar anca ekledim. Anca evet. Bir tutam şeker. Kabartma tozumuzu da ilave edelim. Tuzumuzu da iki kaşık tuz koyalım. Maya koymadık ama. Maya koymadık, kabartma tozu koyduk. Mayalı hamur değil bu. Şeker koyduk. Yani evet. İşin enteresan tarafı bu. Biz hep mayayı şeyle şekerle birlikte mayayı eşleştiririz. Bugün evet, kabartma yumuşak, tozuyla. Yumuşak olsun diye. Bir kaşık alabilir miyim Fatma Hanım? Tabii tahta bir kaşık vereyim. Onu Buyurun. Güzel bir karıştıralım. Bir miktar da su alalım yanımıza. Su peki sıcak olsun Yo, diye fark bir isteğimiz etmez. Var mı? Yok fark etmez. Normal su kullanıyoruz. Su kullanacağız. Evet oldukça basit sadece normal su, evet. yumurta. Burada tek fark kabartma tozunun kabartma yanına tozu bence kullandım. Şeker. Şeker. Çok ben, nadir evet. gördüğüm bir olay çünkü yumuşatır bu hamurda kullanılması. Zeytinyağı da yumuşatır özellikle. Un miktarımız belli mi? Normal benim yapacağım şeye 4 su bardağı un olabilir. 4 su bardağı un. Un. Ama aldığı kadar da diyebiliriz tabii, değil mi? Tepsinin, sizin yapacağınız tepsinin şey ebatına bağlı yani. Bizim bugün yapacağımız 4 kişilik 4 ya da 5 kişilik evet, en 4 fazla. Evet 4 veya 5 kişilik. Yalnız sizin misafirleriniz gelecekse bunu 2 katına çıkarıyorsunuz. 2 katına çıkartabilirsiniz. Yapacağınız bu kadar kolay. Tabii. Malzemeyi artırıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Evet. Hemen el yordamına geçelim. Evet destek kuvvet geliyor şimdi. Evet. Güzelce. Hamurumuz çok da sert olmayacak. Hani tabiri caizse kulak memesi tarzında yumuşaklığında. Evet. Bu el açması börekleri kendi dükkanınızda da satıyor musunuz? Tabii ki. Sürekli yapıyorum. Sadece hamur işi üzerine mi devam ediyorsunuz? Şu anda hep hamur işi. Evet. Hep i̇yice, hamur işi. Mantılar, iyice börekler, baklavalar. Bayrama o zaman siparişleri çokça alacaksınız. İnşallah. Evet. İnşallah. Şöyle mikrofonunuzu bir tık aşağıya alalım. Tamam. Baklava istiyorsanız ya da börek istiyorsanız, bayram hazırlığını siz yapamadıysanız, çalışıyorsanız o zaman Ayşe Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Evinize de sipariş usulü çalışıyor evet. efendim. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Şimdi hamur, tezgaha alacağım. Çünkü biraz... Tezgahta şey yapmam lazım hamurumu. Destek kuvvet isteyecek. Evet. Kol gücüyle. Kol gücüyle çünkü. Biraz daha yoğuracağız.
özleştirelim birazcık. Şöyle göz göz oluyor ya. Aynen. Hamur daha bir güzel görünüyor o zaman. Yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk, bezelerimizi ayarladık. 5 tane bezemiz çıktı. Şimdi açma işlemine başlayabiliriz. Evet, başlayalım. Kıvamını da bir gösterelim şöyle, dokunun. Şöyle yumuşacık. Evet. Görür müsünüz? Oldukça güzel bir kıvama sahip. Şimdi açıyoruz. Evet, açalım. Bugün isterseniz iftar saatinde, isterseniz gece sahurda. Bazen gece hanımlarımız kalkıp sıcak olsun diye bile o saatte börek açanlar Tabii. var. Tabii. Peki siz de Ramazan ayı boyunca açık mısınız? Açığız. Gece sahura kadar mı? Sahura kadar değil, yok. İftara kadar açığız. İftarımızı evimde yapıyorum. İftara kadar siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet. Ayşe Hanım hazırlıyormuş sevgili izleyicilerimiz. Her türlü. İftardan sonra onun da evi var, çocukları var, ailesi var. Ondan sonra evine gidiyor artık. Yani dinlenme zamanı. Dinlenmeye zamanınız evet. var mı peki gerçekten? Dinlenmeye zamanım yok gerçekten. O yüzden bir pazarı artık kullanmıyorum. Pazar günleri kapatıyorum. Kendime zaman ayırıyorum. Zaman ayırıyorum. Peki gerçekten kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Pazar günü ne yapıyorsunuz? Bana bir anlatır mısınız? Vallahi pazar günü bir şöyle bir uyuyoruz herhalde. Bir süre. Bir süre uyuyoruz. Ardından o bir süre de kesin normal uyku saatinizden en fazla bir saat ya da bir buçuk saat fazlasıdır. Evet, evet, evet. Öyle oluyor. Ondan sonra kahvaltı falan. Eğer çocuklarla bir şey planlamadıysak ya da düğün dernek yoksa bir şey yoksa yine yani kendine ayıramıyorsun zamanı. Genel manada bir de evi kontrol evet. edelim. Ne var ne yokla evet. tamamlayabiliyorsunuz bazen. Aynen. Oldukça kıvamı güzel bir hamur oldu ki sevgili izleyicimiz hemen kolaylıkla açıldı. Şimdi ben tepsimizi getireyim. Tepsimizi yağlayalım mı? Ya da yağlayalım. Bir de şey alayım ben birazcık. Zeytinyağı alayım. İçini yağlamak için. Hı hı. Şöyle. Bu arada fırınımızı da çalıştıralım. Kaç dereceye ayarlayalım? Her zamanki gibi. Her zamanki 180 gibi. Derece. Geleneksel zamandaki gibi 180 evet. dereceye fırınımızı ayarlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bu derece kekte, börekte hepsinde uygun. Evet. Şöyle. İşin ustası böyle açar. İşin ustası da oklava. Oklavamız ince geldi. Evet. Çok ince geldi bana. Şimdi bu olur ya, herkesin elinin alıştığı bir şey var. İşte o yüzden kaçıyor oklava elimden. Sanırım yeterli bu kalınlık. Ne dersiniz? Yok, azıcık daha açmam lazım. Şöyle birkaç tur daha döndürmek Tabii. gerekiyor. Döndürürken ben tepsimizi yağlamaya devam edeyim. Evet. İçine yine bir de sürmek için biraz yağ koyarsanız ama uzun da şeyler. Ayşe Hanım ne istediniz anlayamadım. Sürmek İçini yağlayacağım ya. Evet. Tekrar sıvı yağ. Sıvı yağ istiyorum evet. Tamam, hallederiz hemen. Şöyle güzelce tepsimizin her tarafını tamam. yağladım. Artık tamam. oldu sanırım. Oldu. Buraya da alalım yağ. Su böreği hamuru gibi oldu. Evet. Yumurtalı yumurtalı. Şu ölçüyü siz kararlaştırın. Tamam. Ben hallederim. Şunu alayım. İçini güzelce yağlıyoruz. Yağlıyoruz. Sıvı yağ ile yağladık. Evet. İsteyen yani tereyağı kullanmak isteyen tereyağlı da yapabilir. Evet, harcımız da hazır. Şuna koyalım. İç harcımızdan bir miktar aldık. Evet. Göz kararıyla göz burada kararıyla, yine. Göz kararıyla evet. Yarıya kadar koyuyoruz. İyice yerleştiriyoruz. Her tarafı aynı şeylikte olsun diye. Eşit miktarda, eşit olsun, miktarda diye. Olsun diye. Sonra çekerek şöyle. Aslında bak, yağlayınca hamur kendini bırakıyor. Çekiyor. Daha şöyle. Hızlı. Evet. Daha ince bir halde İnce bir hale geliyor. Evet. Şöyle çekebilirsiniz yani istediğiniz şekilde.
Evet, yavaş yavaş bir rulo haline getirdik. Yine mi sıvı yağ istiyorsunuz? Yok, hayır. Tepsiyi mi istiyorsunuz? Evet. Buyurun, tepsimiz burada. Şöyle gül şekline getirip tepsimizin içerisindeki yerini aldırıyoruz böreklerimizin. Şöyle bir bakın, böreğimiz bu halde olacak. Yine devamını yapıyoruz. Süreç aynen tekrar ediyor tekrar şimdi. Devam ediyoruz açmaya. Peki kızlarınızdan hangisi daha maharetli? Hamur işlerinde. Birisi çalışıyor, birisi de okuyor. Pek şey olmuyorlar yani. En çok kim yardım ederdi peki size? Valla ikisinin de hiçbir zamanı olmadı bana yardım edecek. Ama yani yine tabii başım sıkıştığın zaman çağırıyorum. Geliyorlar yani önemli günlerde. Hallediyoruz. Şimdi hep vardır ya, birisi çok daha girişkendir. Gelir annenin dizinin dibinden ayrılmaz, mutfakta hamurla ya da bir şeyle ilgilenirken sürekli yanında yer alır. İşte, bazısı da kaytarmak için yer alır. İşte benimkinlerde ikisinde de o birazcık yok. Hiçbirinde olamadı mı? İleride olur belki. Hani derler ya anne şeyini alır derler ya. Belki ileride olacak inşallah. Şu anda çalıştıkları için, okudukları için... Fırsatı olmuyor. Fırsatı olmuyor hiç. Anne ayrı çalışıyor, çocuklar ayrı çalışıyor. Evet. Maşallah çok çalışkan bir aileyle birlikteyiz biz bugün. Evet. Peki Sivas'ın en meşhur yemeklerinden bir tanesini daha yapacağız bugün. Katmer yapacağız. Evet, cevizli katmerini yapacağız. Cevizli katmerini yapacağız biz bugün. Yağlı normalde katmerini. Nerede yapılır bu? Saçta mı? Saçta, evet. Benim dükkanda kocaman bir saçım var. Onu da yapıyoruz. Cevizlisinde yapıyoruz, tahinlisinde yapıyoruz, haşhaşlısında yapıyoruz. Hı hı. Her türünü, katmerin her türünü yapıyoruz. Patateslisini de yapıyoruz. Kaç çeşidi varmış bu katmeri ya? Ben sadece birkaç tanesini biliyorum ama bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Oluyor. Mesela sadece tereyağıyla da yapanlar var. Onlar da katmer diyorlar. Hamur şeklinde yine fırında pişirip bazlama gibi olan da var. Bazlayanlar da var. O da yani katmer. Yine değişik bir çeşit ama bu kadar çok çeşitin olduğunu duymamıştım. Var. Evet. İşin uzmanı söylüyor. Var dediyse vardır. Olay bitmiştir. Evet. Peki kaç yıllık evlisiniz? 25-26 yılımıza gireceğiz. Maşallah. Allah daim ettirsin. Cümlemizinkine. Amin. Enişte ne diyor bu durumlara? Sizin çalışmanıza nasıl bakıyor? O da yanımda çalışıyor şu anda. O da mı yanımda çalışıyor? Evet. O kendisi matbaacıydı. Matbaadan emekli olunca, benim de işlerim ilerleyince yanıma aldım onu. Yanınıza aldım. Evet. Efendim, eş dayanışması. Bir şey yok. Biz buna eş dayanışması diyoruz. Şimdi ne yapıyor? Kasaya mı bakıyor? Şu anda evet. Ama nasıl bakıyordur? Nasıl bakıyordur? Gelmedi daha bu. Gözü gibi bakıyordu bence. Evet. Yine tekrardan yağımızı alalım. Tamam. Ayşe Hanım, buyurun. Hemen. Gözü gibi bakıyordur ben eminim. Ve gerçekten son zamanlarda eşler arasında müthiş bir dayanışma var. Şöyle gezdirelim. Evet, bence de öyle gezdirelim. Daha da makbul olur. Ben de yayayım. Tamam. Şey diyorlar ona. Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır cümlesi vardı ya. Şimdiki hanımlar onu değiştirdi. Şimdi diyorlar ki her başarılı kadının yanında eşi vardır. Eşi vardır. Evet, cümle gitgide değişiyor. Bundan siz de mutlusunuz gördüğüm kadarıyla. Yani. Peki şey artık derler. Bayanlarımız hep her yerdeler çünkü. Şey derler, kadın eş olarak çalışmak zor. Hele hele de birlikte aynı iş yerinde çalışmak çok daha zor. Katılıyorum. Ona çok katılıyorum. Gündüz gör, akşam gör, gece gör. Arada bir özlemek mi lazım? Yani tabii ki de. Arada birazcık özlemek lazım sevgili izleyicilerimiz. O zaman arada bir tatile gönder. Ya da malzeme almaya falan uzak yerlere. Gidiyor yöresel ürünler almaya gidebilir mesela. Evet. Bir iki gün, ondan sonra tekrar geri gelir. Sen de orada özlemiş olursun. Evet, çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun inşallah. Hazır Rıfka. Hep bunu kullandık, hep bunu konuştuk. Ama neden evde kendi açtığınız bir börek olmasın? Zor da değil, oldukça Hayır, kolay. Hayır, zor değil yani. Her şeyi başarabilir bayanlar yani. Bunda bir şey yok. Biraz güç, biraz kuvvet lazım. Birazcık da el mahareti. Tabii. El yordamıyla. Yoksa her şey olur.
halledebilirsiniz. Evet. Peki sevgili seyircilerimize, özellikle de hamur işlerini çok seven, yapmak isteyen sevgili seyircilerimize püf noktası olarak açmayı düşünüyorlarsa, hiç hamur açmadılarsa ne söylemek istersiniz? Nasıl başlasınlar hamur açma işlemine? Ya sık sık böyle yuvarlak yuvarlak yapıp yapıp böyle unlasınlar, bol un döksünler. Bol un dökünce açılır zaten. Çünkü yani, çok yırtılıyor diye korkanlar yok, var. Yok, unlayınca yırtılmaz. Zamanla zaten o da alışır unsuz şeye, ele alışır. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Ben 35 yaşında başladım bu işe. Yani kek böreği biliyordum ancak ama hiç açmasını bilmiyordum. Ama zamanla işin içine girince bir de ben bunu yaparım dersen oluyor her şey. Evet, önce kendinize güveneceksiniz. Güvenmek lazım. Evet, önce kendinize güveneceksiniz. Evet. Ya bu yaştan sonra mı demeyeceksiniz? Demeyecek. Hayır, hayır. Hayır. Kesinlikle şeyin başarının yaşı yoktur bence. Çok hiçbir güzel. Hiçbir zaman. Bence bunu dipnot olarak almak evet. lazım. Başarının yaşı yok. Tabii ki. Her yaşta başarabilirsin. Ben o kadar insanlar tanıyorum ki 80-90 yaşında hala fidan dikmek için çalışan insanları biliyorum. Ve de onlar çok ünlüler. Evet. Düşünün. Fidan dikmek için dediğim yani derken siz gerçek anlamda bir fidandan bahsediyorsunuz. Evet. Bu arada bu fidan dikmek sevgili izleyicilerimiz öldükten sonra da size hayır getirecek işlerden bir tanesi. En güzel iş. İnşallah işlerde. Sevap kazanmak istiyorsanız sizden de bolca fidan dikebilirsiniz. Dikeyim. Evet. Onun dışında ilim biliyorsanız ilmi paylaşmak, bir başkasına ilmi öğretmek yine öldükten sonra size sevap kazandıracak evet. olaylardan bir tanesi. Bu öldükten sonra sevap kazandıracak olaylara değinmişken o zaman birkaç tane daha anlatalım mı? Tabii mesela, buyurun ben açarken siz anlatın ben katılırım. Mesela çeşme yaptırmak. Önceden çok vardı bilirsiniz köylerde sulara ulaşım çok zordu. Bu nedenle çeşme yaptırmak, o suyun evet. kaynağına ulaşılmasını sağlamak çok değerli ve önemli. Sıvıya getireyim. Ben takip ediyorum sizi. Yok ben onu aldım arkasından. Bura benim işim ya, vazgeçmedim. Vazgeçmem bundan. Fırçanız. Çeşme yaptırmak ya da çeşme yaptıramıyorsanız ama suyun da bulunmadığı bir yerse kuyu açtırmak. Evet. Bu Ramazan ayında da çok fazla dernek var bu konuda özellikle su kuyusu açma konusunda. Sizler de elinizden geldiğince bu tür derneklere destek olup çok ucuz, çok küçük maliyetlerle yine orada kendinize bir taş edinebilirsiniz, bir yer edinebilirsiniz. Evet. Mesaj atıyorsunuz çok cüzi miktarlarla ve bu cüzi miktarlar sayesinde yurt dışındaki pek çok ülkede biliyorsunuz ki su dahi yok. Oralarda kuyular yapılıyor. Siz de bu su kuyularına destek olup öldükten sonra dahi sevap hanenizin açık kaldığı o haneye yeni yeni sevaplar yazılmasına vesile olabilirsiniz. Bu tür imkanları kullanabilirsiniz. Hani diyoruz ya şu dünyada Yaradan size bir para verdiyse bunu bırakın da kendinize hayır getirecek, kendinize faydalı olacak şeyler yapın. Şeylerde harcayın. Tabii. Bu öyle bir harcama olsun ki sadece bu dünyadayken değil ahirete göç ettikten sonra da daim olsun. İnşallah. Yine cami yaptırmak bunların içerisinde yer alıyor. Şu an ben aklıma geleni sadece birkaçını saydım. Çok daha var. Yine sizlerle kısacık bir reklam arası verdikten sonra saymaya devam ederiz. İnşallah. Ancak son hamurumuz mu? Son hamurumuz ona evet öyle olacak. Şey yapalım. Yağ, yumurta, bir kaşık da yoğurt. Üzerine. Üzerine fırına sürelim. Yağ koyacağız. Yumurta koyacağız. Bir tane yumurta. Bir tane yumurtanın sarısı. Yoğurtla birlikte. Bir kaşık da yoğurt. Birazcık da zeytinyağı. Sos yapıp üzerine. Daha sonra fırına göndereceğiz sevgili evet. izleyicilerimiz. Şimdilik kısacık bir reklam arası veriyoruz. Ayşe Hanım hamurunu bir yandan açarken biz sosu hazırlayacağız. Fırına göndereceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Sivas'ın katmeri gelecek efendim. Kısacık evet. bir reklam arası. Kide Yağları'nın sunduğu Ramazan Mutfağı devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz efendim. Kısacık bir reklam arasının ardından sizlerle birlikteyiz. Ve biz ilk yemeğimizi yani el açması böreğimizi, ıspanaklı böreğimizi yaptık. Fırınımıza gönderdik. Oldukça güzel bir şekilde kızarmaya devam ediyor. Bu arada geldi sıra Sivas. Katmerine geldi. Katmerine, cevizli, evet. şekerli, üzümlü. Yapalım mı o zaman? Başlayalım. Başlayalım. Bismillah diyelim bugün. Evet. Sivas katmerini hep birlikte burada yapacağız, Yaz. Uygulayacağız. Sizler de gerek sahurda gerek iftar saatlerinde rahatlıkla yapıp tüketebilirsiniz. Evet.
Şöyle yakınımı alayım ben size Ayşe Hanım. 2 bardak una. Şöyle yapalım. Sonra ilave ederiz eğer şey olursa unumuzu. Tuz ilave edelim. Bu zaten tuz, un, su. Tuz, un, su. Bu kadar basit. Evet. Bir hamur yapalım. Şöyle yavaş yavaş ekleyelim o zaman. Birdenbire eklemeyelim. Peki katmerimizin hamurunun kıvamı nasıl oluyor? Orta, orta yer olacak. Çok cıvık değil, cıvık çok değil, sert yok, değil. Çok da sert değil. Koyalım biraz su. Normal soğuk suyla yoğuruyoruz şu an. Yoğurma işlemimizi kesinlikle ılık suyla yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Normal suyla yapıyoruz. Biraz daha. Birazcık daha koyalım. Yeterli midir? Bir bakalım. İki bize çıkacak mı? Onu halledelim. Birazcık daha un koyayım ben. İki şey daha. Tamam. Yeterli. Bezelerimizi biraz büyük mü tutmak istiyorsunuz? Yok, orta. Orta tutmak istiyorum. Küçük de olmasın. Büyük, büyük de olmasın. Orta karar bir şey yapalım. Evet. Getiriyorum yine. Birazcık daha alayım isterseniz. Yoğurdukça ekleyelim. Şöyle. Tamam. Tamam mıdır? Güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Bu arada ben böreği merak ettim. Şöyle bir gidip böreğe bakmak istiyorum. Durumu nedir? Neler yapıyor fırında? Nasıl gidiyor işler? Bir kontrol edelim mi? Tabii. Ne dersiniz? Kokular güzel geliyor mu? Kendisini de bir görelim. Evet. Bu tamamıyla olmuş. Şöyle bir bakın. Muhteşem olmuş. Evet, oldukça güzel görünüyor. Böreğimiz gayet güzel kızarmış. Bırakalım şöyle masamızın üzerine şimdilik. Daha fazla pişirmeyeceğim. Yok. Kapatıyorum. Fırınımıza göndermeden önce böreğimizin üzerine sevgili izleyicilerimiz 3 çorba kaşığı yoğurdun içerisine 1 yumurta sarısını ekledik. Çok az bir fiske tuzla birlikte karıştırdıktan sonra üzerine güzelce sürdük. Tabii çok az da yağ vardı. Yağ, tabii. 3 çorba kaşığı kadar da yağ vardı yine aynı sosumuzun üzerinde. Üzerini gezdirdikten sonra birazcık çörek otu ile lezzetlendirdik. Yine çörek otu da gerçekten şifa kaynağı. Evinizden eksik etmemeniz gereken evet. Bir bitki. Lütfen siz çörek otunu, özellikle çörek otu bununla birlikte bereket olsun demiştik ya, işte sirkeyi evinizden eksik etmeyin, sofralarınızdan da eksik etmeyin. İftar sofralarınızda özellikle lütfen bunlardan birer lokma da olsa tadın. Evet. Şimdi nasıl oldu hamurumuz? Hamurumuz gayet iyi oldu. İki beze yapıyoruz. Şöyle. Diğeri de bir beze. Bir beze. Yavaşça mı şey yapalım, tavamızın altını kızdıralım mı tavamızı? Kızdıralım. Evet. Normalde saçta ama sacınız yoksa evinizde de nasıl yapabilirsiniz? İşte bu şekilde ellerinizi yıkayabilirsiniz. Evet. Dilerseniz daha rahat öyle edersiniz. Yapalım. Bezelerimizi yuvarladık. Şimdi açma işlemine başlayacağız. Evet. Merdane yardımıyla bu sefer de merdane kullanacağız. Arasına yağ falan yağ süreceğiz. Tabii yağ süreceğiz. Biraz bir miktar sıvı yağ alalım. Tereyağı ekleyecek miyiz? İstiyor musunuz? Üzerine de tereyağı sürelim. En son kızardıktan sonra. Evet, kızarırken. Tamam, tereyağı üzerine ekliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz içerisine de sıvı yağ. Derken ayçiçek yağı mı tercih etsinler yoksa bazı hamurlar illa zeytinyağı ile açılıyormuş. Bazıları da yine ayçiçek yağı kullanılarak. Yani, sizde fark ediyor mu? Bizde fark etmiyor. Damak tadı neyle uygunsa tereyağıyla koyabilirsiniz yani içine. Onlara kalmış. Tabii. Biz bugün sıvı yağ ile açacağız. Üzerine evet. Tereyağı gezdireceğiz. Ve böylelikle katmerimizi tamamlamış olacağız sevgili izleyicilerimiz. Ancak katmerden sonra yine bir yemeğimiz daha var. O da Ayşe Hanım'ın yine dükkanından halis mulis el yapımı getirmiş olduğu erişelerden oluşacak. Evet. İki çeşit erişte getirmiş bugün. Birisini kızartmış, birisi daha sade erişteler. Bunlarla güzel bir sunum ve güzel lezzetli yemekler hazırlayacağız. Alalım yağımızı. Yağımız buyurun. Tamam. Sürmek için fırçamızı da alalım. Tamam. Şöyle yağlıyoruz her tarafını.
katmerimizi yağlamaya devam ediyoruz. Ardından ceviz. Ceviz. Bu arada tavamız da kızmak üzere. De koyalım. Şöyle cevizimizi bolca döküyoruz. Cevizli ve üzümlü mü yapalım? Evet. Şekerimiz. Ben size üzüm getiriyorum. Tamam. Şöyle çekebiliriz daha sık da. Kendini bırakıyor yağlayınca şeyler, hamurlar. Bu kadar yeterli olur yeter. Mu? Hemen bir dolabımızdan çıkar. Şeker, evet şeker, şeker toz şeker, toz şeker. Tamam, toz şeker de getirelim. Bol vitaminli bir tatlı hamuru. Evet, toz tamam, şeker. Tamam, toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Tatlı gibi bir hale geldi. Tatlı, evet. Şimdi bunu çekerekten şöyle rulo haline getiriyoruz. Üzümlü, cevizli, şekerli evet. Ve içerisinde yağ bulunan katmerimiz. Şimdi tekrar mı açacağız? Tabii gül şeklini aldırıyoruz. Bunu şöyle kenara bırakalım. Öbürünü açana kadar bu kendine gelsin. Kendine gelsin. Yumuşayacak biraz daha. Yumuşayacak. Hemen açı. Yani çok yumuşamasına gerek yok. Merdane yordamıyla açacağız. Oldukça değişikmiş. Evet, Sivas usulü. Bu Sivas usulü yeni katmerimiz, cevizli katmerimiz. İçerisinde kuş üzümü var, şeker var. Evet. Değişik bir katmer çeşidi. Siz de deneyebilirsiniz. Oldukça basit. İsteyen tahin de koyabilir. Haşhaşlı da yapabilir. Her türünü yapabilir. Haşhaş daha çok Afyon tarafında. Onların evet. Katmerinde de daha çok sarı haşhaş, özellikle ezilmiş haşhaş. Olabilir. Onlar Afyon tarafında o şekilde yapıyorlar. Ve bol tereyağlı. Tereyağlı. Gerçekten onlar da aşırı derecede tereyağı. Çünkü aynı zamanda manda ile beslenen, orada biliyorsunuz manda çok fazla çok var. Olduğu için. Kaymak çok var. Kaymaktan evet. Dolayı tereyağı çok var. Onlar çok fazla tereyağı kullanıyorlar. Evet. Ve tereyağı ile birlikte yapıyorlar daha çok katmerlerini. Hamurumuz gayet yumuşak olacak. O kadar sert olmayacak. Sert olursa hani şeyi de sert olur. Pişerken de sert olur. Katmerin peki özelliği nedir? Yani sert olması mı? Böyle kıyır kıyır ses geliyor mu yerken? Yani böyle bir durum var mı? Ben size bir şey söyleyeyim ya Fatma Hanımcığım. Yani isteyen yumuşak seviyor, isteyen sert seviyor. Ben de yani onu hiç anlayamadım. Bazıları çıtır çıtır ister, bazıları da yumuşak ister. Evet. Bunca yıldır bu sektörün içindesiniz. İçindeyim ben evet. De anlayamadım yani. Herkesin damak tadı değişiyor. Tabii. Şöyle bir normal bir oturum yapayım. Bundan sonra da bu şekilde devam edeyim diyemiyorsunuz. Hayır. Herkese özel hizmet. Mesela ben katmer gelen müşteriye başka bir şey satamam. Yani katmerden almadan gitmez yani. Ya da peynirli isteyene başka bir hani patatesli falan satamam. İstemiyor. Damak tadı. Damak tadı. Alışmış. Ondan evet. Başkasını istemiyor. Yine cevizimizi serpiyoruz. Her tarafına bir çıtır çıtır olacak bu ağızda yenirken. Bir su bardağı çekilmiş ceviz içimiz evet. Vardı. Bunu güzelce serptik. Sonra üzümümüzü atıyoruz. Üzüm tat veriyor biliyorsunuz. Çok şey güzel oluyor yani. Evet, şerbetli tatlılardan sıkıldım. Sütlü tatlıları da artık yemek hamur istemiyorum tatlısı. Diyorsanız hamur tatlıları vardı eskiden kalma. Nerede o tatlılar diye derseniz, artık özlediyseniz şekerimizi de evet ilave ediyoruz. Bolca şeker. Evet. Sonra bunu. Rulo ve gül hali. Evet, gül hali. Ezberlemişiz. Bakın öğrendik. Evet. İyice katlıyoruz her tarafından. Şöyle bir gül haline getiriyoruz. Getiriyoruz. Şöyle şimdi görelim bakalım bir diğeri nasıl açılacak. Şeyi açtık herhalde değil mi? Ocağımızın altı açık. Tamam. Evet. Şimdi böreğimizi kaldıralım. Sizi daha iyi görsün sevgili izleyicilerimiz. Tamam. Şöyle kenarını temizleyelim. Katmerimiz artık son aşamasına geldi. Evet. Son defa açıyoruz. Birkaç çıtır çıtır. Açma aşaması var. Bu da ikinci aşama. Kalınsın boyuna bakalım. Orta kalıp bir
tepsi kullanıyoruz. Normalde saçlarda. Normalde i̇şte o çıtır biz bunu... çıtır halini aslında saç veriyor saç bence. Saç veriyor, evet. Çünkü yayılıyor. İyice sıcağı gördükçe hamur. Ve daha rahat bir şekilde çıtır çıtır pişebiliyor. Evet. Ancak bunların içerisi ister istemez tavalarımızın toparlayan bir yapıya sahip. Biraz daha sert geliyorsa sebebi bu da olabilir. Pişme aracı da burada önemli. Evet. Çok önemli. Cevizler dışarı çıktı. Çıkacak özelliği o zaten. Böyle gözükecek. Harita şeklinde üzümlerimiz falan gözükecek. Gerçekten gözüktü. Birazcık... Evet, hazır. Getirebilirsiniz. Yağ istemiyoruz sanırım. Şu anda yağ yok. Direkt koyacaksınız. Hı hı. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi alt üst kızarıncaya kadar pişireceğiz. Kızaracak, evet. Ondan sonra bir daha şey yapacağız. Yağlayacağız. Tekrardan kızartacağız. Kızarmış olacak. Evet, birkaç defa kızartıyoruz. En son tereyağıyla yağlıyoruz. Evet. Ve sunumunu hazırlayacağız. Sevgili izleyicilerimiz, katmerimizin bu şekilde lezzetli bir şekilde soframıza gelmesini sağlayacağız. Evet. Sivas'a gidiyor musunuz peki? Gidiyorum. Yani Sivas'ın bu kadar güzel yemeklerini yapıyorsunuz. Gidiyorum. Aslında orada da büyümemişsiniz. Ama biraz da özlem mi sizi tetikledi, evet, dersiniz? Evet. Yani ben yöresel her şeyimizi seviyorum. Yani herkesin de sevmesi lazım yöresinin. Kendi yöresini diyorsunuz. Tabii kendi yöresinin her şeyini sevip yemesi lazım. Çocuklarına da yedirmesi lazım. Gezdirmesi lazım. Götürmesi lazım. Yalan mı? Doğru, doğru söylüyorsun. Mesela ilkbahar geldi. Şu anda hep yeşillikler çıkıyor. Hı-hı. Bizim oranın madımağı çok meşhurdur mesela. Evet. Madımak. Çok da lezzetli oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Ama normal sen çocuğun onu yedirmezsen, bildirmezsen o çocuk da her şeyden mahrum kalır değil mi? Unutacak bir unutacak süre sonra. Geleneğini göreneğini yani. Unutacak. Bir zaman gelecek ve artık tamamıyla damak tadı bence onu de unutmuş olacak. Evet. Hep yeni hazır dediğimiz, daha pratiğe düştüğümüz o lezzetlere hep alışacağız. Evet, evet. Bu bizim kültürümüzü market oluşturan şeylerine gidecek artık. Hep kapalı. Evet. Bizi biz yapan değerler, bizi evet biz yapan lezzetler de unutulmaya evet başlayacak. Şimdi bir bakalım şöyle durum bakalım nedir? Hatta altını birazcık da açalım. Açalım bence. Hı-hı. Şu an tam olmamış. Evet. Bir miktar daha kızarması, hı-hı, gerekiyor. Şöyle kenarından kaldırdım. Evet. Henüz olmamış. Çevirelim. Üstü de şey olsun. Şöyle. Hı-hı. Çevirdim. Tamam. Biraz da burası kızarsın. Hı-hı. Ocağımızın altı hafif derecede. Diğerini kızartacağız ve üzerine güzelce evet bir tereyağı gezdirip servisimizi hazırlayacağız. Biz katmerimizi pişirdik. Evet. Sunumumuzu da hazırladık. Hazırladık. Oldukça da güzel görünüyor. Evet. Şimdi geldik diğer lezzetimize. Nasıl yapıyoruz biz bu erişteleri? Erişteleri çok güzel yapıyoruz. Erişteleri. Bir kavrulmuş eriştemiz var. Evet. Bir de yumurtalı eriştemiz var. İki çeşit erişte kullanıyoruz bugün. Evet. Kavrulmuşla yumurtalı eriştemizi pişiriyoruz, haşlıyoruz, süzüyoruz. Sonra üzerine kızgın tereyağı dökeceğiz. İsteyen cevizle yesin, isteyen de peynirle. İki çeşit yapacağız. Oldukça kolay, pratik iki tarif çok sizin için bugün vereceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bu tarifleri yine ister iftarda ister sahurda sahurdayım yapabilirsiniz. Evet. Ben o zaman suyumuzun içerisine tuz atmakla başlıyorum. Evet. Şöyle bir miktar da buraya. Evet, tuzumuz attı. Kaynadı. Şimdi başlayalım o zaman. Evet, sularımız kaynadı. Eriştelerimizi koyalım içine. Bu attığımız erişte kavrulmuş erişteydi bu arada. Evet. İsteyen ikisini birlikte katıp yapabilir. Evet. Renkli yapar. Ya da böyle isteyen hani damak tadına bağlıdır. Şimdi bazıları yumurtalı sever, bazıları kavrulmuş sever. Biz de o yüzden iki çeşidini yapmak istedik. Gösterelim diye. Evet, seçenek çok. Mutfakta seçenek çok. Tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Siz yeter ki isteyin. Evet. 4-5 dakika pişmesi lazım. Çok fazla pişirmiyoruz. O zaman bu... Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.